Evet arkadaşlar, herkese Yılmaz Silah'tan merhabalar. Ben Mehmet Yılmaz. Arkadaşlar bugün daha önce bahsettiğim gibi Sar-9 Gen 2 yeni nesil Sar-9 silahımızı teslim aldık. Şimdi bir kutu açılımı yapacağız. İçerisinde neler var, neler yok. Biraz teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Neleri değişmiş, neleri yapılmış. Hep beraber açalım ve ilk defa beraber görelim arkadaşlar. Evet, silahımız bu şekilde kutusunda tam takım olarak geliyor. Önce şuradan başlayalım. Şarjör hızlı doldurma aparatı var. Bir tane koymuşlar. Şu şekilde, yani susturucuya benzer bir kutumuz var. İçinde harbi seti var. Şöyle şu şekilde bağlayıp silahımızı temizleyebiliyoruz. Güzel düşünülmüş. Güzel bir kutu olmuş. Şöyle silah yağlamak için yeni nesil bir yağlamamız var. Yani güzel. Gayet şık. Kullanma kılavuzumuz var. Küçük ve kibar. Bu da çok güzel olmuş. Ondan sonra şurada bir alyan anahtarımız var arkadaşlar. Bunu optik nişangah için koymuşlar. Bundan da bahsedeceğiz birazdan. Şöyle yanında optik nişangah koymuşlar bir tane. Şu şekilde gayet güzel, şık, kullanışlı. Şekilde. Türk bayrağımız var. Sarsılmaz'ın sar amblemi var arkadaşlar. Gayet şık ve güzel olmuş. Şuradan otomatik açma kapama düğmesi var. Gayet güzel, ben beğendim. Şunları koyalım. Şurada fenerimiz var arkadaşlar. İçinden hediye olarak geliyor. Açma kapama düğmeleri. Yedek piliyle beraber. Bir tane de tornavida koymuşlar. Çok güzel, kibar. Bağlantıyı yapabilmek için. Şöyle. Şöyle bir aparat koymuşlar arkadaşlar. Aparatımız tetik ayarını yapabilmek için. Muhtemelen. Onun için biliyorum. Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. İki tane 17 artı 1 şarjörü var. Kutunun içerisinde. Şöyle bir güzel bir kılıfı var. Taktik kılıfı. 19 artı 1 üzerinden gene bir şarjör var. Çok güzel bir şekilde uyum sağlamış. Şöyle bir el kundağımız var arkadaşlar. Gene silahımızın içinden çıkıyor. Şu şekilde takılıp buradan vidaladığınız takdirde şu şekilde gayet şık. Bir tane dipçik koymuşlar. Şu şekilde. Dipçiğimiz de gayet güzel. Oturaklı. Güzel nişan alınabilir. Gayet hoş olmuş. Evet arkadaşlar, silahımızın genel özelliklerinden bahsedelim biraz. Şöyle kutumuzu bir kenara koyalım. Evet arkadaşlar, silahımız boş, daha yeni aldık. Tekrar kontrol edelim. Silahımızın genel özelliğinden bahsedersek, diğer Sar-9'lardan ayıran tek yanı, yani birçok yanı var da tek tek başlayalım. Balık sırtı tutma yerleri yapmışlar arkadaşlar ve üstte de gayet şık olmuş. Optik nişangahı takabilmemiz için yuvası var ve aynı zamanda optik
Nişangahımızı taktığımızda gez arpacığımızı da daha net görebiliyoruz. Pili bittiğinde gez arpacığımızı kullanabiliyoruz. Arka kapağımız çelik metal fabrika çıkışı, artık plastik takılmıyor. Tetik ağırlığımız arkadaşlar 1 kilo, yaklaşık 1 kilo 500, 1 kilo 600 gram. Çok hassas bir tetik yapmışlar. Çelik tetik ve gayet güzel ve gayet şık olmuş. Silahımızın sökümüne gelirsek gene aynı şekilde önde tetiği düşürerek aşağı indirip şöyle çıkıyoruz. Şimdi iç kısmına bakarsak, tabi silahımız daha yeni olduğu için emniyet mandalımız çift taraflı, hem sağ hem sol kullanıcılar için gayet güzel olmuş. İç kısmı gayet iyi. Tetikler iyileştirilmiş. Gayet güzel olmuş. İcra yayımız, namlumuz, yani namlumuz normal Sar9 namlusu. İç yapısına bakarsak arkadaşlar, yani gayet güzel. Yani makine arızası, frezelerin çok bir belirtisi yok. Gayet başarılı. Gayet güzel olmuş. Silahımızı tekrar bir toplayalım. Evet arkadaşlar, silahımızın diğer teknik özelliğinden bahsedersek, ortalama ağırlığı 830 gram. Şarjörlü ağırlığı. Genişliği 37 milimetre. Çok özür diliyorum. Gayet şık ve güzel bir, hem görsellik hem tutuşta da çok güzel hissiyat veriyor. Namlu uzunluğu 113 milimetre. Yani gayet iyi. Kapasitesi 17 artı 1 ya da 19 artı 1 olarak da kullanabiliyoruz. 9-19 milimetre mermi atıyor. Gayet şık ve güzel bir silah. Evet arkadaşlar, Sar9 Gen 2. Bu arada silahımız 48. silah arkadaşlar. Gen 2'nin üretiminden 48.'ye biz nasip oldu, bize geldi. Gayet hoş ve güzel bir silah. Tavsiye eder misin diyeyim. Ben çelikçiyim biliyorsunuz. Ama polimerde de gerçekten çok hoşuma gitti. Gerçekten çok sağlam. Ve üst sürgü çeliği diğer modellere binaen biraz daha iyi, güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Sonuçta yerli malı, yurdumuzun malı. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir silah yapmışlar. Evet arkadaşlar, kısmetse silahımızın atışına gittiğinde atış videomuzu da çekeceğiz. Bir test atışı yapacağız. Yaklaşık bir 200-300 tane mermi atarız. Tek sıra bir 5-10 tane şarjör kullanarak. Bakalım seri atışlarda nasıl, nasıl bir performans sağlayacağız. Diğerki videomuz da atış videomuz olacak inşallah. Beni izleyip takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Elimden geldikçe, dilim döndükçe doğru ve düzgün bilgi vermeye çalışıyorum. Hepiniz hoşça kalın. En güzeli dostça kalın.